Arkadaşlar merhabalar, bu videomda Kenan ile Teyit Ayt'e Geometri Kampı'nın 12. haftasının 2. videosundayız. Yani bu haftanın son videosundayız. Ve sizlere deltoid anlatacağız. Kitabımıza da sayfa numarası 117'nin sağ tarafı, 118 ve 119'u işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Öncelikle tanımla başlıyoruz tabii ki. Tanımda da tanıdık bir şey var. Bakalım o tanıdık bir şey ne? Tabanları ortak, iki ikiz kenar üçgenin, ikiz kenar üçgen tanıdık işte. Oluşturduğu dörtgene biz ne diyormuşuz? Deltoid adını veriyormuşuz. Bak, tabanları aynı olan bir üstteki ikizkenar üçgen bir de alttaki ikizkenar üçgen. İşte ne oldu arkadaşlar? Bu bize bir deltoid oluşturuyor. Zaten sadece ve sadece tanımı bildikten sonra sen bütün özellikleri kendin çıkartabilirsin. Bak burada özellikler var. Hem sağ tarafta hem de alt tarafta. İsterseniz tanımı şöyle bir uygulamaya çalışalım. Şu tanımdan dolayı bir şeyler yapmaya çalışalım ve bütün özellikleri kendimiz çıkartalım. Böyle daha sağlıklı olur. Ne yapalım? Hocam ikizkenar var. İkizkenar da tabana ait yükseklik çizelim. E, tabana ait yükseklik çizdiğin zaman tabanı iki parçaya bölecek mi? Bölecek. Tamam. E hocam alttaki ikiz kenar üçgende de şöyle bir kenar ortay çizsek. Kenar ortay çizdiğin zaman ikiz kenarda çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Ve aynı zamanda şu açı ortay. Bu da açı ortay değil mi? X kenarda çizilen yükseklik olduğu için. Evet. Aa, bir de şuraya dikkat et. Hocam 90, 90, 180 doğrusal oldu. Yani bu buradan kenar ortay buradan yükseklik çizmiştim. Yani bu doğrusal oldu. Yani bu bir köşegen mi oldu? Evet. Şimdi dikkat et. Köşegenler nasıl kesişti? Dik kesişti. Bak özelliklerinden biri bu. Köşegenleri dik kesişti. Başka köşegenler açı ortay mı? Hayır. Sadece ve sadece bu ikizlerin hani ikiz kenar üçgenlerin tepeleri bulanıldı değil mi? Tabanı şurada tabanlarını çakıştırmıştık. İkiz kenar üçgenlerin tepe açılarından çizilen köşegen açı ortay oldu sadece burada. E burada bu açı ortaya oldu ya o zaman bunu düşüneceğim. Burada özel bir durum var. Aslında bu nedir biliyor musunuz? Simetri eksenidir. Yani katladığın zaman üst üste geliyor. Bak katladığın zaman üst üste geliyor. Yani şu kenar bu kenara geliyor. Bu kenar bu kenara bu kenar bu kenara. O yüzden biz buna ne diyoruz? Simetri eksen adını veriyoruz. Zaten bak eşkenar dörtgende de köşegenler önemliydi. çünkü köşegenler dik kesiyordu. Burada da köşegenler dik kesiyor. Ve hatta bu simetri ekseni olan bir köşegen. Deltoid'de de şunu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? bir köşegen verilmişse diğer köşegeni de çiz. Çünkü köşegenler dik kesiyor. Bir, yer. bir de deltoidde ben şunu hep söylerim. Özellikle uzunluk sorularında işiniz gücünüz köşegen. Bir köşegen çizilmişse diğer köşegeni çizeceksin. Eyvallah ama hiçbir köşegen çizilmez, çizilmemişse de özel olan köşegeni çizeceksin. Özel olan köşegen hangisi? Simetri ekseni olan köşegen. Yani burada da özel bir durum çıkıyor karşımıza. Yani biz hep geometride ne diyoruz? Özel bir şeyle karşılaşacağınız bir şeyleri mutlaka çizin diyoruz. E burada da çizdiğin zaman yani hem köşegenler dik kesiyor hem de köşegen açı ortaya oluyor. Özel bir durum çıkıyor. Ondan dolayı bu simetri ekseni olan köşegeni de çizeceksin. Tamam Bunu sakın ama sakın unutma. Deltoid'de işiniz gücünüz köşegen. Özellikle simetri ekseni olan köşegen bizim için çok önemli. Tamam. Köşegenin bir tanesi simetri ekseni olan köşegenin açı ortay olduğunu. Simetri ekseni olan köşegenin kenar ortay olduğunu. Köşegenlerin dik kesmediğini gördük mü gördük. Tamam başka, ne? başka bir özellik kaldı mı? Hocam bu X kenarı ya taban açılarını alfa alfa desem. Şuradaki taban açılarına da beta beta desem. Aa burada ikizlerin tabanını taşıyan köşegen de ne oldu arkadaşlar? Bu köşegendeki açılarda ne oldu? Birbirine eşit oldu. Yani A açısıyla da C açısı birbirine eşit oldu. İşte bütün özellikler burada. Bir tek alan kaldı. E köşegenler dik geçsem bir dörtgenin alanında neydi? Köşegenler çarpımının yarısıydı. Bitti gitti köşegenler çarpının yarısı dersin. Olayı bitirsin. Bakalım ne diyor burada? Deltoid'in köşegenlerinden biri. Birbirine eş olmayan iki x kenar üçgenin tamamdır. Tamam şunu anlatmış. Tanımını anlatmış burada. Bu anladık. Deltoidin eş olan kenarlarının oluşturduğu oluşturdukları açılar deltoidin tepe açılarıdır. Bunlar tepe açıları olarak adlandırılıyormuş. Tamam bunu anladık. Özelliklere bakalım. Deltoidin tepe noktalarını birleştiren köşegen tepe açılarının açı ortayıdır. Bak şu neymiş açı ortay. Yani biz buna aynı zamanda simetrik ekseni diyorduk. Anlattık. Deltoidin tepe açısı olmayan açıları birbirine eşittir. Yani A açısıyla C açısı birbirine eşit. Eyvallah. Deltoitin köşegenleri birbirine diktir. Evet dik olduğunu zaten anlattık. Tepe noktalarını birleştiren köşegen ikizkenar üçgenlerin tabanı olan köşegeni ortalar. Evet şu simetri ekseni olan köşegen taban kenarını ne yapıyor ortalıyor. Yani sadece burası kenar oluyor. Bundan da bahsettik ve alanda köşegenler çarpımının yarısıdır. Bitti gitti. Ama en önemli cümlem ne biliyor musunuz? Deltoid'de işiniz gücünüz köşegen özellikle uzunluk sorularında bunu unutma tamam. Hadi bakalım başlayalım örnek birle. ile. ABC'de deltoid demiş hocam köşegenler dik kesir hop 90. Bu bir deltoid bir de AB ile AD 6 verilmiş şu şu 6 tamam o zaman burası 3 3. Köşegenler dik kesir burası da dik. A hocam 90'dan bir kenar ortay çizildi o zaman eşit eşitse muhteşem 3'den burası 3 oldu 1 Hocam 90'dan dik çizildi. Ne var burada? Burada da dik bağıntısı var. Hocam öklit uygulayalım. H kare eşittir. 2 çarpı 8'den 16'dan. H'ı da buradan 4 buluruz. Benden ne isteniyor? KM. KM'ye bakıyorum. Hocam 4 burada 3 burada. Toplamda kaç yakar? Çıkar. Daha doğrusu 7 çıkar. Cevap 7 oldu. Örnek 1'de geldik. Örnek 2. ABC'de deltoid demiş. Hocam deltoid AB ile AC BC birbirine eşit verilmiş. AB ile BC birbirine eşit. Yani şunlar. Genelde deltoid denildikten sonra eşit olan kenarlar gösterilir. Niye? Çünkü şöyle bir tehlike de olabilir. Deltoid ya şu kenarla şu kenar da eşit olabilir. O yüzden sadece ve sadece bir tanesi gösterilir. E deltoid şunlar eşit verildi ya. Tanımından dolayı diğer kenarlar da kendileri birbirine eşittir. E sen deltoid de. bir tek bak şunu bilsen yeterli. Köşegenler dik kestiğini bilsen sonrası kendiliğinden çıkıyor zaten. Niye? Bak köşegenlerin dik kestiğini gösterirsen. Hocam ikiz kenarda çizilen yükseklik oldu. E o zaman bu açı ortay oldu. Hocam bu ikizkenar ya noktaysa e o zaman burası da nokta açısı oldu. E açı verilmiş bana. Açılara da dalmam gerektiğini söylüyor aslında. soruda da kopyayı veriyor. Alfa alfa diyelim. Şuraya da alfa diyelim. Buraya da alfa diyelim. Alfa 90 buraya beta diyelim. Yani alfa artı beta 90 derece. E a alfa ile beta yan yana gelmiş. Bak burası 90 derece oldu. Yani burada ne çıktı karşımıza? Dikten dik çizilmiş oldu. Yani şurada bir öklük bağıntısı çıktı. E Şuraya ben bir a diyecek olursam. 6'nın karesi 9 çarpı a mıdır? Evet. Eski konular yine karşımıza çıkıyor. Dikkat. O zaman a'yı buradan 4 buluruz. a 4 çıktı. Deltoid'in alanı nedir? Köşegenler belli. Köşegenler çarpının yarısı. Hocam bu köşegen aynı zamanda kenar ortaydı ya. Ya da ikiz kenarda çizilen yükseklik olduğu için tabanı iki parçaya böler. E ne yapacağız? Köşegenin bir tanesi alan 12 çarpı diğeri 13. Bir de böyle ikisi var. Şunlar sadeleşti. 6 ile 13'ü çarpı da kaç çıkar? 78 çıkar. Ya da tek tek hocam şu dik üçgenlerin alanlarını hesaplarım ve toplarım derseniz oradan da sonuca ulaşırsınız zaten. Tamam Örnek 2, 78. Geldik örnek 3'e. Açıyla ilgili bir şey verilmiş. AD ile DC birbirine eşit verilmiş ve bu bir deltoid. O zaman otomatikman şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. E, burası 7 alfa verilmiş. DAE açısı 7 alfa. BAE açısı da kaç? 3 alfa mı verilmiş? Evet. E hocam açıyla ilgili bir şey verilmişse açıyla ilgili kullanacağım tekniklere bakmalıyım. Hocam ikizlerde böyle taban açılarını taşıyan köşeler bu değil mi? Çünkü bunlar eşit bunlar eşit tepe açıları bunlar taban açıları bunlar. Şunlar birbirine eşit olmuyor muydu? Evet yani burası 10 alfa oldu. Sonra ADC ile ABC'nin toplamı da 100 verilmiş. Yani D açısıyla B açısının toplamı 100 verilmiş. Buraya ben ne diyeyim? Ee, X diyeyim buraya da Y diyeyim istersen. Tamam X artı Y'yi 100 vermiş bize. E ee, bizden ne isteniyor? Sanırım alfayı bulursak kolay bitti. Hocam bu sonuçta bir dörtgen değil mi? Evet dörtgense toplayalım. X artı Y artı 10 alfa burada 10 alfa burada toplamda 20 alfa eşittir. 360 yapmalı. E ee, hocam şu X artı Y 100'dü. E, o zaman 20 alfa neye eşit oldu? 260'a eşit oldu. Alfayı da böylelikle 13 bulduk. Bizden BAE yani 3 alfa isteniyor. O zaman 3 çarpı 13'ten cevabı 39 olarak buluruz. Örnek 3 39 oldu. Geldik örnek 4'e. 90 derece verilmiş. 3 kök 3 kök gibi bir de bu köşegen 7 verilmiş. BC uzunluğu nedir? Uzunluk verilmişse, köşegende çizilmişse işiniz gücünüz neydi? Deltoid'de köşegen. Çizdin diğer köşegeni. Köşegenler nasıl kesir? Dik kesir. Hadi dik yapıştırdın. Bir de şu ikizkenar, şunlar da şöyle ikizkenar. Hocam ikizkenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölecek. E bu da 90 derece ya 90 derecede kullanalım. İkisi kenardaki üçgen hocam bu. 45-45 diyebilirsin. Ya da 90'dan çizilen kenar orta eşit eşitse muhteşem üçgen eşit deyip buradaki ikisi kenardaki üçgenden 45'se 45'i de yazabilirdim. Ya da ben ne dedim? Hocam ikisi kenardan 45-45 dedim. 45-90'sa burası da 45 olur. E o zaman burası da eşit olur. Hatta burası bak 3 kök 2 ise ikisi kenardaki üçgenden 3-3 çıktı. E bunun tamamı 7. 4 kaldı. E Pisagor 5 çıktı burası 3-4-5 üçgeninden. Bizden de zaten BC uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 5 çıkar. Örnek 4. 5 oldu geldik örnek 5'e. Evet ne var burada? deltoit de hocam işimiz gücümüz köşeye gel. İşin gücün köşegen. Bak uzunluk da verilmiş alan da isteniyor. Ne yapacaksın? Hop diğer köşegeni çizeceksin böyle. Ya hocam hani özel açı parçalanmıyor ama deltoid de işimiz gücümüz köşegen. 30 derece ve 150 parçalık. Yapacak bir şey yok. Parçalayacaksın kardeşim. Tamam üçgenlerde öyle bir şey dedik ama yani kalp koyduk hatta özel açılar parçalanmaz dedik ama delta etinde en özel durumu kardeşim bu köşegen. Hatta bu simetri ekseni olan köşegen. E ne oldu? Çünkü niye AD ile DC birbirine eşit verilmiş ya şunlar eşit bunlar eşit. Şu köşegen çizince köşegenler dik kesir. İkiz kenarda çizilen yükseklik bak. Hiç kuraldan gitmiyorum böyle açı ortay 15-15 olur böyle. Kendiliğinden ispat yöntemiyle çıkartıyorum bunları. A 15-75-90 oldu. A 15 75 90 alanda isteniyor benden. 15 75 90'da ne biliyorsun sen? Hocam aşağı 4 aş. E bu arada bunun tamamı 4 verilmiş bize. 4 ise x kenarda çizilen yükseklik tabanı keş parçaya böldü ya 2 2. E o zaman 15 75 90'da aşağı 4 aş olacağından 2'nin 4 katı burası 8 yapar. E o zaman alan çıktı. Bir köşegen 8, diğer köşegen 4. 8 çarpı 4 bölü 2 bana alanı verir. 32 bölü 2'den cevap 16 oldu örnek 5'te Geldik örnek 6'ya. Bir katlama sorusu. Katlamayı gördüğümüz zaman ne yapıyorduk dostlar? Hop şöyle geriye doğru açıyorduk bir kere arkadaşlar. Tamam geriye doğru açtık. Eyvallah. Şimdi ABC'de deltoid. Bu bir deltoid. Deltoid de işimiz gücümüz köşegen. Bir kere şu köşegeni çizeceğiz. Büyük ihtimalle köşegenler dik kesir. Sen burada da katlamışsın. Tamam katladığında bu dik olduğu için zaten simetriğini alıyoruz ya. Bu direkt bunun üstüne mi gelecek böyle? Evet. Ya da şöyle diyelim. Ne yapalım burada? ABC'de DELTUIT'i biçimde karton BD köşegeni boyunca katlandığında şekil gidecek görüntü oluşuyor. Tamam 15-15 verilmiş. Sonra BD'yi de 24 demiş. BD uzunluğu da 24. 24 ise köşegenler dik kesir ve bunlar eşitse deltoit olduğundan bunlar da birbirine eşit ya e, o zaman bu kenar orta olmak zorunda simetri eksene olan köşegenden dolayı hocam bunun tamamı 24 ise burası 12 burası da 12 oldu. Hatta 12-15 ne üçgeni? 9-12-15 üçgeninden 9 çıktı burası. Sonra Başka bir şey var mı? Katlanılan kartonun üst üste gelmeyen kısmı kesilip iki parçaya ayrılıyor. Hmm. Şimdi burada BD köşegeni boyunca katlayacağız. Tamam kardeşim. Şurası 15 burası 15. Katladığında bu buraya mı geldi 15 15 diye? Evet. Aa hocam şu da bir eşkenar dörtgen oldu. He eşkenar dörtgende köşegen var mı? Var. İşimiz gücümüz köşegen değil mi? Köşegen çizdik. Hocam köşegenler birbirini ortalar. Tamam şunlar birbirine eşit. Hatta şunlar da birbirine eşit. Hocam şunlara çizgi demiştik. Bunlar da çift çizgi çift çizgi olsun. E. Deltoid'de de köş, çizdiğin köşegen şu orta dikmesi olmayacak mı? Evet. Bu orta dikmesi deltoid'in de bunun devamı da köşegeni olmak zorunda değil mi? Deltoid'in köşegeni. Kesinlikle evet. Yani şu deltoid'in köşegeniyle bu eşkenar dörtgenin köşegeni doğrusal oldu. Şimdi bana ne diyor? Katlanılan kartonun üst üste gelmeyen kısmı kesilip yani şu üst üste gelmeyen kısmı şunu katladım buraya geldi ya üst üste olan kısım şu kısım oldu. Üst üste gelmeyen kısmı şurası kesilip atılıyor. Şurası kesiliyormuş. Üst üste gelmeyen kısmı kesilip iki parçaya ayrılıyor. Senin elinde iki parçan var. bir buradaki okun var. Bir de şu üçgenin. Hatta bu üçgen açtığın zaman bir eşkenar dörtgenin var mı elinde? Var. Parçalardan birinin çevresi 70 olduğuna göre. Şimdi açılmış hali 70 değil bir kere. Sonra bu üçgenin çevresi de 70 değil bir kere. Hani açılmış hali mi hocam? Açılmamış hali mi hocam diye sorabilirsin kendi kendine. Çünkü burası 12 değil mi? Evet. Bu 9, 12, 15 üçgeni sen buradaki çevreye baksan 15, 15 ve 24 zaten 70 yapmıyor. O zaman neresi? Yeşil bölgenin çevresi 70 demek istiyor sana. Çünkü iki parça var ya elimizde. Bir yeşil bölge bir de kırmızı bölge. Ya üçgenlisi ya da açılmış hali gibi düşünebilirsin. Kafanda soru işareti olabilir. Açılmış hali de zaten 70 değil. Şu üçgen hali de 70 değil. O zaman yeşil bölge 70'miş. E hocam şunların x x olduğunu biliyoruz. Delta dolayı eşitliğinden dolayı. 15 15 30'u buradaysa şu 2x'e ne kaldı? Ya da 2x artı 30 eşittir 70 ise 2x 40'tan x'i de buradan kaç buluruz? 20 buluruz. Evet burası 20 çıktı gençler. 20. E 12, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeni bulduk. Yani şu köşegen 16 çıktı. Hocam 9'u buradaysa buraya ne kaldı? 7 kaldı. Parçalardan birinin çevresi 70 cm olduğuna göre bu parçanın alanı nedir diye soruluyor. Yani yeşil bölgenin alanı nedir diye soruluyor. Yeşil bölgenin alanı nasıl bulursun? Hocam deltoid'in alanından bir sürü seçeneğim var. Eşkenar dörtgenin alanı çıkartabilirsin. Bir. İkincisi. Hocam başka nasıl bulabilirim bunu? Vallahi şöyle bulabiliriz. Bak. Şu üçgenin alanı. Hocam taban belli. Tabana ait yükseklik belli değil mi? Evet. Oradan. Oradan yapabilirsin. 7 çarpı 12 bölü 2. Evet bu alan 7 çarpı 12 bölü 2. Yani 42 yapar. Aynı şekilde şu üçgenin alanında tabanımız 7 iken yüksekliğimiz şurası değil mi? E bunun alanı da 7 çarpı 12 bölü 2 yani 42 çıktı burası da. Eee olay bitti. Yani bizden yeşil bölgenin alanı. Yani 42 artı 42'den cevabı kaç buluruz? 84 buluruz. Ama dediğim gibi deltoidin alanından eşkenar dörtgenin alanını çıkartarak da sonuca ulaşırsın. Ya da şu üçgenin alanından şuradaki kırmızı üçgenin alanını çıkartarak da yine sonuca ulaşırsın. Ya da yeşil bölge hiçbir kere bir dörtgen köşegenler çarpımı bak. Yeşildeki şu köşegen 7 diğer köşegen 24. Yani 7 çarpı 24 bölü 2'den de yine sonuca ulaşabilirdin dostum. Evet örnek 6'yı 84 bulduk. Geldik örnek 7'ye. Hmm, güzel bir soru. Bak bu sorulara dikkat. Et. Seviyor ÖSYM. Bu mantıkta da soru geldi gelmeye de devam edecek arkadaşlar. Ha yanlış anlaşılmasın. Soru geldikten sonra ben bu soruyu yazmadım. Ben bu soruyu yazdıktan sonra o sorular gelmeye başladı. Haberiniz olsun. Bu mantıkta ben deltoidle bir soru yazmışım. Bakalım nasıl bir soru yazmışım. Şekilde. 6'ya 9'luk birim karelik kağıda evet 9 birim burada 6 birim de burada 6'ya 9'luk dok, birim kareli kağıda A ve B noktaları işaretlenmiştir. Bütün köşeleri birim karelerin köşesinde olan deltoide şanslı deltoid denir demiş. Böyle bir şey var mı? Yok. Ben uydurdum bunu da. Yani e, ama güzel bir soru. Şanslı deltoid demişim buna da. Aslında güzel bir şey uydurmuşum. Buna göre diyor yukarıdaki birim kenarlı kağıda iki köşesi A ve B olan kaç tane şanslı deltoid çizilebilir? E o zaman deltoid. Arkadaşlar şunu söyleyeyim ben size. ÖSYM'de bak bunu seviyor. Ben bunu daha öncesinde çözdüm. Zaten ÖSYM'in dilini çözdüm. Söyledim size. Ya adamlar soru soruyor ama soru sorduklarında nasıl soru soruyor? Yani sen sana tanımı irdelettiriyor. E o zaman tanımını düşüneceksin. Deltoid'in tanımını düşün. Hocam deltoid nasıl bir şeydi? şöyle bir şeydi kardeşim. Bizim delta üretimiz şöyleyken ne olacak? Köşegenlerin dik kesiyor. Bir. Ve köşegenlerin dik kesiyor. Şunu şöyle gösterdik. Tamam. Köşegenleri bir kere dik kesecek. Ve bir tane köşegenin senin simetri ekseni olacak kardeşim. Şunlar şöyle simetri ekseni olacak. Tamam. E o zaman bir iki köşesi böyleyse köşegenlerin dik kesecek. Hocam bizim bir köşegenimiz böyleyse. Bak dikkat. Bir köşegenimiz böyleyse diğer köşegenimiz de nasıl olacak? Köşegenler dik kesecek. Hocam diğer köşegenim şu olabilir. Hani şunun üzerinde olabilir, değil mi? Şunun diğer köşegenim bunun üzerinde olabilir. Diğer köşegenim bunun üzerinde olabilir. Başka da bir ihtimal var mı? Yok. Peki biz ilk önce şuna başlayalım. Köşegenler dik kesecek. Eyvallah. Şöyle yapacak olursak e buna ait bir deltoid oluşturabiliyor muyuz? Bir köşegen buysa diğer köşegen de bu doğrunun üstünde olacak şimdi. Dikkat. E hocam Şimdi ben deltoidde köşegenler dik kesecek. Bir de öyle bir şey olacak ki. Hani tanımını irdeliyorum şu anda. Bir köşegen simetrik eksen olacak? Hatta diğer köşegeni iki eş parçaya bölecek. Hocam bu kırmızıyı iki eş parçaya bölmediyse maviyi iki eş parçaya bölecek. Maviyi iki eş parçaya bölen ya böyledir. Şu dörtgendir. Değil mi? Deltoiddir. Bir burası. Ya da nasıldır arkadaşlar? Bak. Bir birim bir birim bittim. Ya da iki birim iki birim giderim böyle. Hocam ya da şudur şöyle. Şöyle yaptığın zaman. Hmm. Başka var mı? Yok. Hocam 3 birim 3 birim olsa bunun dışına taşıyorum olmuyor. Evet yukarıdakine göre kaç tane buldum arkadaşlar buna göre? Yukarıdakine göre 2 tane deltoid yazabildik arkadaşlar. 2 tane. Ortadakine geliriz. Ortadaki biraz sıkıntı olacak çünkü. Ortadakine geldiğin zaman kırmızıyı da iki eş parçaya bölebilir köşegen. Şu siyahı da iki eş parçaya bölebilir. O yüzden şu ilk önce şunu halledeyim ben. Çünkü ya böyle olacak köşegenimiz ya böyle olacak ya da böyle bu doğru üstünde olacak dedik ya. O zaman şu doğru üstünde olursa ne olacak? Köşegenler dik kesişiyor. Bir. Kırmızı iki eş parçaya bölmüyorsa yine burada bunu iki eş parçaya bölebilir. O zaman bizim deltoid'imiz şöyle olabilir. Birincisi bu. İkincisi de hocam iki birim iki birim olabilir. İkincisi de şu deltoid olabilir. Yani aşağısında da kaç tane deltoid yaptı arkadaşlar? İki tane. Toplamda dört yaptı şu anda. Doğru mu? Doğru. Şimdi gelelim şuraya. Bizim deltoidimiz şu şekilde olursa arkadaşlar. Yani diğer köşegenimiz bu şekilde olursa. Hocam, diğer deltoidimiz bu şekilde olduğunda, tam burası orta nokta olduğunda. Hadi ilk önce bunu hesaplayalım. Biraz önce kırmızı orta nokta olmuyordu. Deltoid'in tanımında bir köşegen orta nokta olacak ya ondan dolayı. Hocam burası orta nokta olursa hadi buna ait deltoid nasıl bulabiliriz? Öncelikle hocam Bak bir tanesi bu. Tam burası orta nokta olursa hocam bir deltoidimiz böyle olacak. Ama şu orta nokta olursa tepesi buradayken şöyle olabilir. Şu bir deltoid olabilir. Değil mi? Evet. Tam orta noktası buradayken tepesi buradayken bir deltoid burada. İkinci deltoidin şu şekilde olabilir. Değil mi? Sonuçta orta noktası burası, tepesi burada. Sonra üçüncü deltoidin şöyle olabilir. Dördüncü deltoid'in şöyle olabilir. Hala orta dikmesi oluyor çünkü burası. Beşinci deltoid'in böyle olabilir. Değil mi? Bir, iki, üç, dört, beş, altı burası olabilir. Ve yedi de burası olabilir. Buradan böyle yedi tane deltoid geldim arkadaşım. Geldi. Tamam. Hatta bunu silmeyeyim. Peki hocam tepesi burası olursa ne olur? Tepesi burası olursa da arkadaşlar o zaman da tepesi burada olduğunda da şunu yeşille göstereyim. Yeşil rengi seçeyim. Renk olarak yeşil rengi seçtim. Bak, tepesi burada olduğunda da hocam delta etimiz bak şöyle olabilir. Bu nokta buradayken öbür nokta burası olabilir. 1 Ondan sonra ikinci nokta burası olabilir. 2 3 4 5 6 7 tane de buradan mı gelecek? Evet. E o zaman bu şekilde olduğunda da ortadakinde de kaç tane geldi? 7 tane mavi nokta için geldi. Şu 7 tane de buradaki yeşil nokta için geldi. Toplamda kaç tane yaptı arkadaşlar? 14 tane yaptı. Yalnız burada dikkat edin. Şu bir eşkenar dörtgen arkadaşlar. Bak şu bir eşkenar dörtgen. Gördün mü? Şu mavideki. Şuradaki kısım bir eşkenar dörtgen. Hocam eşkenar dörtgende bir deltoid midir? Evet. Eşkenar dörtgende bir deltoiddir. Tanımı uyguluyor. Hocam eşkenar dörtgen şöyle şunların hepsi birbirine eşit değil mi? Evet. Tabanları aynı olan iki tane x kenar üçgen olduğu için eşkenar dörtgen bir deltoiddir. Hatta başka ileride göreceğimiz karede bir deltoittir arkadaşlar. Çünkü karede de şunlar birbirine eşit değil mi? Şu köşegeni çizdiğin zaman tabanı aynı olan iki tane ikizkenar üçgen şeklinde olmadı mı? Oldu. İşte eşkenar dörtgende karede neymiş? Aynı zamanda bir deltoitmiş arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hocam eşkenar dörtgenleri de deltoit olarak sayacağız mı? Sayacağız. Mesela burada eşkenar dörtgen. Hocam bir buradaki eşkenar dörtgen. Bir de şu büyükteki şuradaki de bir eşkenar dörtgen. Çünkü 2 2 2 kök 2 2 kök 2 2 kök 2 2 kök 2 olduğundan dolayı. E hocam başka durum var mı? Zaten bu köşegen üzerinde bu noktaya göre hesapladık tepesi. Bu noktaya göre hesapladık. 7 tane burada. Bir de bu noktaya göre hesapladık. 7 tane de burada. Vallahi mükemmel bir soru. Bunların hepsini de toplayacak olursak. 2 2 4 burada. 14 da burada. Toplamda da kaç yapıyor? 18 yapıyor. Arkadaşım gerçekten mükemmel bir soru. Yani burada aslında çok ince bir soru. Niye? Deltoid'in tanımını düşünecek. Düşünüp ona göre işlem yapacaksın. Sana da böyle bir soru deltoid'de değil. Belki dikdörtgende gelecek. Belki karede gelecek. Belki de paralel kenarda gelecek. Paralel kenarın tanımını düşünüp hangisinde hangi durumda paralel kenar oluşturabiliriz? Ya da dikdörtgen oluşturabiliriz ya da kare oluşturabiliriz diye düşün. Ekstradan paralel kenarı ya da dikdörtgeni ya da kareyi çizersin. Dikdörtgende tanımında neler vardı diye düşüneceksin mesela. Ben ne yaptım burada deltoidin tanımında neler vardı? Bütün kenarları işte ama buna nasıl ulaşıyorduk? Köşegenler de dik kesiyordu, hatta bir köşegen açı ortaydı, birbirini ortalıyordu. Biz genelde burada bir köşegenin ortalamasından gittik ve sonuca ulaştık mı? Ulaştık. Mükemmel bir soru. Lütfen bu soruya bir daha bak. Hatta buradakini sil. Öncelikle sen bu yoruma bak. Ben ilk önce ne yaptım? Köşegenlerin dik kesmesini kullandım. 3 tane köşegenim olabilir diye düşündüm böyle. İşte 1 burası, 2 burası, 3 burası. Bir de şu köşegenin ortalamasını düşünerekten sonuca gittim. Gerçekten ama gerçekten çok mükemmel bir soru. Cevap böylelikle 18 çıktı arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Evet bu sorular sizi biraz yoracak olan sorular. Çünkü böyle üçgenin içerisine ya da farklı bir şeklin içerisine koyduğunuz zaman deltoidi Bunlar genelde yapılamayan sorular ama aslında çok kolay sorulardı. Dersin en başında ne dediğimi hatırla. Ne dedim ben sana dersin en başında? İşimiz köşeye köşegen. Özellikle farklı bir şeklin içerisine koyarsa, üçgenin içerisine koyarsa ya da yamuğun içerisine koyarsa mutlaka mutlaka köşegen. Köşegen dediğimizde de bak çünkü bu bilgiyi şu an kullanamıyorum. Ne yapacağım? Köşegen çizeceğim o zaman. Köşegen çizerken de iki köşegeni birden çizme. Özel olan köşegeni çiz. Özel olan köşegenin hangisi? simetri ekseni olan köşegen. Yani ikizlerin tepe açısından çizilen köşegen. İkizlerin tepe açısı bunlar değil mi arkadaşım? Evet. Buradan çizilen köşegen. Hop. Açı ortaydır. Hocam açı ortay burası. Hocam burası da açı ortay. E tamam. Bir de üçgen vermiş bana. Üçgeni de kullanacağım. O zaman üçgene odaklanacağım ben şimdi. Üçgene bakıyorum. Hocam burası 6. Burası 8. Sonra başka ne var? 3 var x var. Hmm. Ne kullandık biz? Köşegen çizdik. Köşegen açı ortay. Aa, bu açı ortay. Aynı zamanda nerede daha çortay? Büyük üçgende de daha çortay değil mi? Evet. Kollardaki oran tabandaki oranlama eşittir. Yani 6 bölü 8 3 bölü x deriz. Ya da 6 iken 3 olmuş yarısı 8 iken de yarısı 4 olur diyebilir miyiz? Diyebiliriz tabii ki. Yani cevap 4 oldu. Geldik 9'a. 9. Dokuzuncu soruda da bir dik yamuk. Arkadaşlar yamuğu görmedik ama yamuğun da içine koyarlar diye böyle yazdım. Dik yamuk dediğimizde belli zaten arkadaşlar. Yani şurası da 90 derece. E şunlar ne oluyor? Otomatikman birbirine paralel olmuş oluyor. Yamuğun tanımı. Ya da dik yamuk değil de ben buraya da 90 derece gösterip öyle de sorabilirdim. Soruyor. 90'lardan dolayı bunlar birbirine paralel çıktı. Ve adam ne demiş? Şurayı bir deltoid demiş. Başka eşitliği de vermiş mi? Vermiştir büyük ihtimalle. AE ile AD birbirine eşit demiş. Hocam AE ile AD birbirine eşitse otomatikman bunlar da 4-4 mi oldu? Evet. Şimdi ne yapacağız? Deltoid. İşimiz gücümüz köşeye gelen ama iki köşegen çizmeyeceğiz. Simetrik ekseni olan köşegen ikizlerin tepe açısındaki köşegen çizeceğiz böyle çizdik. E hocam burası da açıortay, burası da açıortay oldu mu? Oldu. Şimdi ne yapacağız? Aa açıortaylık var. Ta benzerlikten beri söylüyorum. Karşıtlı kenarları paralel olan yani paralellik ve açıortaylık olduğunda neye dikkat edin? Demiştim. Paralel kenarda da söyledim bunu ve altını çok çizerek söylemiştim. Z'ye dikkat et. Hocam şunlar paralel ya. Bak bir Z kuralı var burada. Şöyle gösteriyorum sana. Bak gördün mü? Z kuralı. Gördün. E Z kuralından dolayı çizgi açısıysa işte tam olarak burası da çizgi açısı değil midir? Evet. Bak çizgiye çizgi. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. E burası 10'sa burası da 10'dur. Benden AD's AD isteniyor ama. AD'yi nasıl bulacağız? Eyvah eyvah. Arkadaşlar AD'yi de buluruz artık. Şimdi bu bir deltoid mi? Deltoid. Deltoid de şu birbirinin simetri ekseniydi. E, 4'e çift çizgi 4'e çift çizgi. Hatta şu tabanı taşıyan köşedeki açılar birbirine eşitti. Yani burası 90 e o zaman burası da 90. Ana ne çıktı burada? 6 10. 6 8 10 üçgeninden 8 bulduk burayı. Dolayısıyla burası da 8 çıktı. AD'yi de böylelikle 8 mi bulduk? Evet, 8 bulduk. Güzel bir soru. Evet örnek 9. 8 çıktı. Geldik örnek 10'a. Burada eski nesil bir soruyu zorlaştırarak sordum sadece. Bakalım nasıl sormuşum. ABC'de delta yedi biçimindeki kartonda BD köşegeni boyunca kesim yapıldığında oluşan iki şeklin çevreleri toplamı ilk şeklin çevresinden 48 santimetre fazla. Hmm. Arkadaşlar. Şimdi ben bu şekilde kesim yaptığımda ilk şeklin çevresinden ne kadar fazlaymış? İlk şeklin çevresinden 48 santimetre fazla. Ya bu ne demek istiyor biliyor musun? Şu köşegen uzunluğu 24 demiyor da Hani şu köşegenler çizip burası 24 burası bilmem ne demiyor da hikaye koymuşum sadece buraya. Bir kesik atmışım. Normalde AA A burası da BB değil mi? Normalde bunun çevresine 2 A artı 2 B. E ben bunu böyle bu şekilde kestiğim zaman o zaman iki tane üçgen oldu. Bu uzunlukta karşıma çıktı. Üçgenlerin çevreleri toplam ne oldu? Burada A artı B var. Burada da A artı B var. Bir de 2 X var değil mi? 2A artı 2B artı 2X çıktı. Yani fazlalık uzunluk ne oldu arkadaşlar? 2x olmadı mı? İlk şeklin çevresi 2 artı 2 beyken ilk şeklin çevresinden 48 santimetre fazlaymış. Yani burası 48 dediğimiz 2x mi yaptı arkadaşım? Evet. X'i kaç bulduk o zaman? X'i 24 bulduk. Bak işte bu tür inceliklere dikkat. ÖSYM bunu seviyor. Dikkat. Ben bu soruda kullandım ama aynı mantığı farklı bir yerde kullanabilir. Önemli olan bunları anlayabilmeniz. EF boyunca kesildiğinde de Arkadaşlar kesildiğinde de yine bunlarda bir değişiklik olmuyor bak. Şu çevresinde. Ekstradan artan kenar şurası olmuyor mu? Y, y, olmuyor mu? O zaman bu ne demek? 2Y eşittir. Şuradaki 2Y uzunluğu eşittir. Ne oluyor? 26 olacak. O zaman Y'yi de kaç bulduk? 13 bulduk. Evet Y'yi de 13 bulduk. EF boyunca da kesim yapıldığında. Şu EF boyunca da kesim yapıldığında. Tam orta noktada. Tamam. Yani ben soruda şu verilmiş bana oluyor. Hocam şu köşegen uzunluğu belli. Köşegen uzunluğu kaç? 24. Bir de EF uzunluğu belli. Kaç? 13. E tamam. Yani soru direkt bu şekilde klasik bir şekilde. 24 burası 13 burası. Hadi bakalım şeyi bul. E, nereyi bul? Ön yüzünün alanı. Alanı bul şeklinde sorulur. E ne yapacağız arkadaşlar? Köşegen çizilmiş. İşimiz gücümüz neydi? Köşegen. Diğer köşegeni de ben çizdim. Köşegenler dik kesiyor bir kere. E 13'ü de kullanmam lazım. Burada eşitlikler de var. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Muhteşem üçlü çizsem mi acaba? Bir işine yarıyor mu? Yaramıyor. Başka ne yapabilirim? Eşitleri nasıl kullanacağız? Eşitleri kullanma yöntemi. Eşitlik görünce aklınıza ne gelecekti? Orta taban. Ya E'deki ya da F'dekinden başlayalım. Nereden başlayayım? Hadi şu F'dekinden başlayayım. Hocam şu F'deki eşitliği kullanmak istiyorum. Orta taban çizeceğim. Nereye orta taban çizeyim? İster 24'e çiz aşağı doğru. istersen şuraya doğru çiz fark etmez. Hadi buraya doğru çizelim. Buraya çizdiğim zaman burası k iken şu köşegen ne olacak? Tamamı 2k olacak. E tamam. Şunlar da birbirine eşit olacak. E hocam şu eşitliği kullanayım. Burada da orta ban çizeceğim. Böyle mi çizeyim? Yok kardeşim. Yukarı doğru çizsene. Bak yukarıda da orta nokta var zaten. E bunu çizdiğim zaman da 24 ise burası da 12 mi oldu? Evet. Köşegenler dik kesmişse paralelleri de dik kesmek zorunda ya da 90 ise yönde eşitten 90 burası da 90. Şunlar paralelse z'den dolayı burası da 90 derece diyebiliriz. Ve karşımıza bir dik üçgen çıktı. Hocam 13 var 12 var. Ne üçgeni o zaman? 5 12 13'ten 5 çıktı burası. E burası 5 iken 2K uzunluğu da bunun tamamıydı. 2K'yı da kaç bulduk? 10 bulduk. Kartonun alanı isteniyor. Evet köşegen belli 10. Diğer köşegen de belli 24. Kartonun alanı 10 çarpı 24 bölü 2'ye eşittir. Yani cevap kaç yapıyor o zaman? 120 yapıyor. Zor bir soru mu? Aslında tamam bu şekildeyken orta halli bir soru. Ben bunu klasik sorudan yeni nesil soruya çevirdim. Yani bunu Yeni nesil soruya çevirirken de böyle kesim işlerinde çevre nasıl artar onun yorumunu öğrettim aslında. Bence burada can alıcı nokta şuradaki yeni nesil bilgiyi öğrenmek bence. E böyleyken de bu soru tipi de eksik kalmasın diye de orta halli bu soruyu da yazdım. Daha öncesinde zaten buna benzer soru dörtgende de yapmıştık. Hatırlarsınız büyük ihtimalle hem eşitlerini yaptık hem de 1'e iki oranlamasında olanlamaları olanları yapmıştık arkadaşlar. En azından burada da onu da hatırlamış olduğunuz Yani eşitliğin mantığını kullanmak, Üçgeni de hatırladınız ve çok da güzel oldu bence. Evet cevap böylelikle 120 çıktı. Ve geldik örnek 11'e. Eş yapıları kullanmış. O zaman ellerinizden öper. Zor bir soruyu bıraktım size. Evet. Ama zor sorularla uğraşmanın değerini biliyorsunuz arkadaşlar. Ha bu arada bu soruyla ilgili de anımı da söyleyeyim ben size. Bu soruyu yazdım. Bak kendim yazdım. Böyle oluşturdum. Ulan şöyle olsun böyle olsun şu olsun bu olsun tamam. Ondan sonra soruyu yazdıktan sonra bir gün sonra da cevap anahtarını da oluşturayım dedim böyle. Cevap anahtarını da oluşturacaktım. Yani cevabını yazacaktım. Ya soruya bir başladım çözemiyorum. Allah Allah. Çözemiyorum. Çıkmadı. Ya emin olun ben bile soruya en az 10 dakika uğraştım. Ama uğraştıktan sonra uğraşırken de kendi kendime şu soru, soruları soruyorum. Hani ben ders anlatırken ne diyorum? Ben neyi kullanmadım? Neyi kullanmadım? Neyi kullanmadım? Diye hep bir şey söylüyorum ya. Sen de bunu söyle. Büyük ihtimal sonuca ulaşacaksın. Tamam. Büyük ihtimal yapamayacaksın. Yaptıysan da yaz. Yapamadıysan da yaz. Gerçekten çok güzel bir soru. Çünkü ÖSYM bunu çok seviyor. Eş yapıları çok seviyor. Eş yapılarda neye dikkat edeceksin? Her zaman söylediğim şey. İşte ben bu eş yapılardaki her zaman söylediğim şeye dikkat etmediğim için bu soruyu yapamadım arkadaşım. İnşallah sen dikkat edersin. Spoiler da verdim. Artık yaparsın galiba. Değil mi? Hadi bakalım ben çözüme başlıyorum. Şimdi 3 tane deltoid'in birer kenarları yapıştırılıp eşkenar dörtgenin içine. Yani sana diyor ki şu büyük şekil bir eşkenar dörtgen diyor. Tamam. Eyvallah. Şu bizim eşkenar dörtgenimiz. Kırmızılar birbirine eşit. Yalnız 3 tane eş yapıyı da ben burada kullanmış mıyım? Kullanmışım. Hocam eş yapıyı kullandım. Eş yapılarda biz neye dikkat edeceğiz? Hocam eş yapılarda eş yapılarda şuna dikkat edeceğiz. Bir kenarların birbirine eşit olmasını iki sıkıştıysak bir de açıların birbirine eşit olmasını kullanacağız. Hadi kenarların eşitliğini kullanalım. Şuradaki deltoid. Hocam şunlar birbirine eşit kısa parçalar. Hocam şu deltoidde. Bu deltoidde de kısa parçalar burası. Bu deltoidde de kısa parçalar burası mı? Evet. Tam kenarların eşitliğini gösterdim. Hocam <laughs> şuradaki kenarların eşitliğini de göstereyim şöyle. Şunlar uzun parçalar şu uzun parçalar şöyle. Bak dikkat edersen zaten çift çizgiye çizgi, çift çizgiye çizgi. Eşkenar dörtgen oldu mu? Oldu. Hatta burası da çift çizgiye çizgi olmak zorunda eşkenar dörtgen olduğundan. Hatta burası da çizgi olmak zorunda. Tamam. Hocam burada da ikizkenar üçgenler çıktı. E başka ne yapacağız? Bir de daha soru tam olarak çıkmadı. Hocam köşegen mi çizsek? Dur. Açıları da yaz bakalım. Hocam şurası alfaysa. Yani deltoid'deki şu tepedeki uzun kenarların tepesindeki açı alfa. O zaman burası da alfa. Zaten eşkenar dörtgenden karşı açılar birbirine eşit oluyor. Hocam bak burası da alfa. E tamam. Bir de şu açı hocam bu açıya da ne diyelim? Beta diyelim. Hocam bu açı beta ise delta'da zaten şu ikizleri taşıyan burada kaçılar birbirine eşitti? Beta'ya beta. O zaman burada da beta'ya beta olmaz mı? Olur. O zaman burada da beta'ya beta olmaz mı? Olur. E hocam bu doğrusal ya. Beta beta Ana beta dediğim 90 derece mi oldu? Evet. İşte buradaki ince noktadan dolayı arkadaşlar ben sıkıntı yaşamıştım. Açıları yazmadığım için inşallah sen bunu yaşamamışsındır. E o zaman burada ne çıktı bak? 45 45 93 üçgeni çıktı. E hocam burada da bak beta 90 bulduk ya 90 derece olduğundan burası da 90 burada da 45 45 90 üçgen çıktı. Şimdi adam bana ne vermiş onu kullanayım. Eşkenar dörtgenin alanını vermiş 50 kök kökü. Eşkenar dörtgenin alanını kullanacağım. A 45 90 ise alfa dediğimi de ben 45 derece buldum. Süper. Şimdi eşkenar dörtgenin alanına gidebiliriz. Eşkenar dörtgende bir açıyı kaç derece bulduk? 45 derece bulduk. Bak eşkenar dörtgenin alanı deyince köşegenler çarptığın yarısı. Ama bu köşegenin çizileri çizince şekil karışacak. Ya da özel bir açı var ya şuradan dik çizsek daha mantıklı değil mi? Bence daha mantıklı. E ben buraya A dersem burası da A A ise burası A kökü. Eşkenar dörtgen burası da A kökü, burası da A kökü, burası da A kökü olmak zorunda. Bak taban çarpı tabana ait yüksek daha mantıklı. A kök 2 çarpı A ne eşit verilmiş? 50 kök 2 eşit verilmiş. Şu kök 2'ler gitti. A kare eşittir 50'den. A'yı da buradan kök 50. 25 çarpı 2 yani 5 kök 2 çıkıyor A. Çok güzel. Yani A dediğim şurası. 5 kök 2 arkadaşım şurası. 5 kök 2. Bana ne diyor? Deltoidlerden birinin çevresi nedir diye isteniyor. Hocam çizgiyle çift çizginin toplamını yani şuraya ben bir x Buraya bir y diyecek olursam çizgi dediğim x x y. Hadi bakalım şu delta için çevresine hocam çevre dediğim 2x artı 2y e bizden de ne isteniyor? 2x artı 2y isteniyor. Ben ne buldum biraz önce 5 kökü diye? Şurayı buldum. A çizgiyle çift çizgini yani x artı y'nin toplamını ben bulmuşum. E o zaman x artı y'nin toplamı burası 5 kökü değil ki. Dikkat ben a'yı 5 kökü buldum bu arada. A5 kök ya A kök de kaç yapar? 5 kök kök katı yani 10 yapar burası. Buradaki uzunluk 10 yaptı. Kusura bakmayın pardon ufak bir hata yaptım. X artı Y'yi ben burada ne buldum? 10 buldum. Benden de 2X artı 2Y isteniyor. Cevap böylelikle ne çıktı? 20 çıktı. Ya kardeşim mükemmel bir soru değil mi? Yani ben de çözememekte haklı mıyım için? Evet ama hep kendi cümlelerimi kullanmadığım için bazen soruları çözemiyorum. Sen de benim cümlelerime alışacaksın ve sıkıştığın zaman ya eş yapı, eş yapı, eş yapı, eş yapı dediğinde kenarların eşit olduğunu gösteriyorsun. Bak bunları ben kenarların eşit olduğunu göstermeseydim sonuca ulaşamazdım. Açıların eşit olduğunu göstermeseydim bu açıyı 45 derece bulamazdım. Yani şuradaki açıyı 90 derece bulamazdım. Dolayısıyla burayı 45 derece bulamazdım. O yüzden lütfen bu cümleme dikkat. Burada da şunu öğrendik. Eş yapılar kullanıldığında mutlaka ama mutlaka şu cümle sen de artık kuruyorsun. Kenarların eşitliği çok önemli. Açıların eşitliği çok önemli kardeşim. Tamam mı? Ama çok çok çok. Valla yıldızlık bir soru ya. Sınavda çıksa şaşırmam. Gerçekten. Böyle bir soru hiçbir yerde yok. Onu da söyleyeyim. Bu sene eklediğim sorulardan biri yine bu. Yani bu soruyu yazarken bir gün boyunca düşündüm. Hatta büyük ihtimal iki gün boyunca düşündüm. Hani bu deltoidlerle ilgili ne oluşturabilirim diye şey yaptım. Yani bunda bu soruyu yazarken gerçekten ama gerçekten çok büyük bir emek var. İşte iki gün boyunca düşündükten sonra bazen bir soruda bazen bir hafta boyunca da düşündüğümüzde oluyor. Hani iki gün boyunca düşününce incelikler artıyor. Soru da biraz zorlaşıyor. Aslında sorunun çözümü çok da zor değil baktığın zaman. Sadece verilen bilgileri kullanacaksın. Kenarların eşitliği, açıların eşitliğini kullanınca soru çok da güzel bir şekilde çıktı mı? Çıktı. Gerçekten mükemmel bir soruydu arkadaşım. Hoş bir soru ya. Evet, böylelikle bu haftayı bitirdik arkadaşlar. Deltoit bitti. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki hafta dikdörtgen ve karenin konu anlatımında Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.